Mobim kanalından herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, evde akvaryum hobim diyoruz ama evimizde değil, dükkanımızdayız. Bugün sizlerle isimden anladığınız gibi Sera'nın tül yavruluğu hakkında bir video çekeceğim. Bu videomu Sami kardeşime ithafen çekmiş olalım. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Abi, Sera'nın tül yavruluğu nasıl bir şey? Onunla ilgili bir video bulamadım diye dert yakındı biraz. Ben de dedim, dur dedim, o işi çözerim hemen senin için. Şimdi dükkanımızda küçük bir değişiklik tekrar yaptık arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilir miyiz? Burada camın önünü tamamen açtık arkadaşlar. Burası için farklı bir düşüncemiz var. Bu taraflar aynı. Sadece şurayı biraz daha geri kaydırdık. Kumlarımızı buraya aldık. Buradaki rafları biraz daha geriye doğru kaydırdık arkadaşlar. Dükkanımızın iç alanı büyüdü. Bu orta meydan açıldı. Bizim için oldukça kullanışlı bir hale geldi. Güzel oldu. Buraya arka taraf biraz daha depo gibi oldu. Yem stoklarımızla böldük. Arkasında da işte kolilerimiz ve fazlalık malzemelerimiz var. Şimdi şöyle dönersek, nerede açalım? Burada açayım. Sera'nın tül yavruluğu arkadaşlar 2,5 litre bir alan oluşturan bir yavruluk. Kutusunu açtığınız zaman sizi şöyle iki tane yeşil parça, bir tane böyle tül file karşılıyor. Artı bir de şöyle bir çıta var. Bunun üzerindeki bantlarını açalım. Önce onu hazırlayalım. Evet. Arkadaşlar şimdi bunun güzel yanı diğer filtreleri otur. Evet, rejiden uyarı geldi. Patron oturun diyor arkadaşlar, ayakta çalışmayın diyor. Şimdi şu bakın, bir tanesi bu şekilde boş çerçeve, bir tanesinde şöyle iki tane tel var. Bu iki teli en son göstereceğim. Bunu bırakıyorum. Bu boş olan çerçeveyi bu filenin içine geçiriyoruz arkadaşlar. Şunları tek tek, burada şöyle delikler var. Bu deliklere değil, tam köşelerindeki deliklere sabitliyoruz. Şöyle hani sert giriyor. O yüzden geri çıkma şeyi olmuyor. Gayet güzel, kullanışlı bir malzeme. Zaten sera kalitesi abi, bunu tartışmaya gerek yok. Evet, bunu bu şekilde taktık. Şöyle yukarıya doğru gerdirdik. Büyük oranda işimiz hazır oldu. Evet, dibi oturmuş oldu. Şimdi bunu arkadaşlar bu şekilde üstüne, aynı şekilde altına oturttuğumuz gibi üst köşelerini de oturtuyoruz. Evet, şunları şöyle gerdiriyor zaten. Hani tülü de çok yıpratmadan, zarar vermeden yumuşak yumuşak üstüne doğru çıkartıyoruz arkadaşlar. Böylece filemizin kaçma ihtimali kalmamış oluyor. Ve şurada arkadaşlar kenarında ip var. Bu ip üstünü büzüştürüp sıkıştırmaya yarıyor. Buradan şunu şöyle hafif bir düğüm atar gibi yapıp şöyle gerdirdiğiniz zaman bakın üstü nasıl büzüştü, toplandı. Bunu buradan bir düğümle şöyle kapatınca bu artık hani açılıp çıtalardan düşme ihtimali kalmıyor. Siz bunu istediğiniz kadar gerdirin. Kendiniz ayarlayacaksınız onu. Onda bir problem yok. Şimdi bu teller ne işe yarıyor? Arkadaşlar bunu şu şekilde geriye doğru katlayıp akvaryum camınıza asmanıza yarıyor. Bunu bu şekilde kendiniz katladınız. Şu şekilde direkt. Şu an tabi burada hazırda akvaryumumuz yok. Ben size şöyle göstereyim. Bunu akvaryum olarak düşünün. Şöyle akvaryum camını astınız. Akvaryumun içine astığınız zaman bu şekilde sabit duracak. Bunun buradan hani köşelerini akvaryumun kalınlığına göre sertleştirip düzleştirdiğiniz zaman 2,5 litrelik bir size
yavru alanı oluşturuyor. Şimdi metremizi alalım. Boyutlarını da paylaşayım ben sizinle. Metreyi ben götürdüm. He, burada metremiz kalmadı mı? Evde bir tane daha vardı ama iki tane metremiz vardı. Takım çantasına bak. Da var mıdır? Hı hı. Neyse uğraşmayalım. Cetvel vardı bir ara. O burada mı? Onu da boşverin. Hani şöyle bir ölçeyim diyecektim ama tahminimce genişliği 20 santim kadar bir genişliği var arkadaşlar. Yükseklikte 15 santimden yüksektir. Derinliği de dersek 12 santim falan yapar. Boyutları bu şekilde arkadaşlar. Gayet kullanışlı, güzel. Bunun her tarafı tül olduğu için arkadaşlar su geçiş olasılığı çok yüksek, çok iyi. Diğer sert plastiklerde sadece iki yan tarafında ızgara şeklinde geçiş olduğu için su geçişi birazcık zor oluyordu. Bunda altından, üstünden, sağından, solundan her yerden su geçmiş oluyor. O açıdan büyük kolaylık. Balıkların içinde suyun bayatlaması gibi bir şey söz konusu olmuyor. Gayet güzel. Videomuzu burada sona erdirelim. Bu tarz videoların devamı gelmesi için arkadaşlar kanalıma abone olup yakından takip etmeyi unutmayın. Videolarıma like atıp yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Sağlıklı hobiler dilerim.